Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung kutu açılımı yapmak istiyorum. Ürünümüz Samsung S21 FE 5G modeli. Ürün samsungshop.com'dan alınmıştır. Bu şekilde ürün bizim elimize ulaştı. Böyle bir kutuda gönderiyorlar, Samsung kutusunda. Şimdi ürünü açmak istiyorum. Ürün sıfır kapalı kutu. Buradan açıyorum. Böyle bir köpük içerisinde gönderiyorlar. Bu şekilde bir telefon geliyor. Ufakça bir tasarımı var. Altlarında şöyle güvenlik etiketleri bulunmakta. Şimdi kutu içeriğinden bahsedeceğim ve üründen bahsedeceğim. Böyle bir kutusu var ürünün. Samsung Galaxy S21 FE 5G olarak gelmekte bu ürün. Beyaz kutusunda gönderilmiştir. Şuradan biz güvenlik etiketlerini açtık. Şimdi ürünü tanıtmak istiyorum. Ürünün kutu açılımına geçiyorum. Ürün bu şekilde statik bir poşette geliyor. Koruyucu naylonu üzerinde. Şöyle. Ürünün rengi Pantone Black olarak geçmekte. Şu şekilde 3 tane kamerası bulunuyor. Flaşı bulunuyor. Burada Type-C girişi var. Aynı zamanda SIM kart girişi mevcut. Böyle güvenlik etiketiyle birlikte geliyor. Aynı zamanda kutunun içerisinden kullanma kılavuzu ve SIM kart iğnesi çıkmaktadır. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle de bir adet Type-C kablo çıkmakta. Şöyle göstereyim ben size. Ve aynı zamanda da hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti etiketi bulunmaktadır. Bu şekilde yeni çıkan bir üründür. Type-C kablosu, telefonumuz, telefonumuzun kutusu ve kullanma kılavuzları ve aynı zamanda da güvenlik etiketi. Şimdi ürüne geçmek istiyorum. Ürün bu şekilde bir jelatin üzerinde olarak gelmekte. Açıyorum. 3. Ürünü elimize aldığımızda gerçekten çok hafif bir tasarımı var. Yani gerçekten hafif. Ağırlık olarak baktığımız zaman 200 gram gibi bir ağırlığı var. Ürün ama şöyle ele aldığımız zaman ele gerçekten oturmakta. Şimdi ürünün açılışına geçmek istiyorum. Biz telefonumuzu daha önceden açtık. Şu şekilde arkasında Phantom Black rengi. Siyaha yakın. Böyle bir eskitme, bir garip bir rengi var. 3 tane kamerası bulunuyor. Şöyle yanlar böyle kavisli. Ama ekran düz bir ekran üzerine oturtulmuş. Bu şekilde. Şimdi cihazı açtım. Böyle. Anlık geçişler hızlı. Tekerle kullanıma müsait. Güzel, hoş bir ürün gibi gözüküyor. Ama kutunun içerisinden şarj aleti çıkmaması gerçekten de çok saçma yani. Şarj aletsiz telefon mu olur? Hala bunu anlayamadım. Telefon Android 12 sürümüyle birlikte geliyor. 0-2 yıl garantili Samsung tarafından. Kamerasına geçmek istiyorum. Üründe tek çekim, portre, fotoğraf, video ve daha fazlaya tıkladığımız zaman arka aralama, pro, panorama, yiyecek, gece, portre, video, pro gibi özellikler bulunmaktadır. Kameraya geldiğimiz zaman 30 zoom'a kadar destekliyor. Gerçekten okunabilecek seviyede. Üste de odaklıyor aynı şekilde. Kamerası, görüntüsü vesaire gerçekten güzel. Şöyle çözünürlüğe gelelim. Samsung'un ekranları zaten diğer telefonlara göre her zaman daha parlak. Gamaları daha fazla açık oluyor. Şöyle beyaz renklerde de göstereyim ben size. Şöyle bir resim testi yapmak istiyorum. Anlık işlemler gerçekten çok hızlı. Hani cihaz kendini belli ediyor yani. Hızınıza yetişemeyeceğiniz kadar hızlı. Ama hani kendi fikrimi söylemek gerekirse yani bu ürünle alakalı ele çok hafif geldi. Çok hoşuma gitmedi ama bu tercih meselesi. Kimisi de hafif isteyebilir yani. Hafif geldi ki yani sanki elimde hiçbir şey yokmuş gibi geldi. Yani gerçekten aşırı hafif. Bu tabii ki tercih meselesi. Şöyle reklamı geçeyim. Ekranı parlak bir ekran.
Böyle. Morda. Beyazda. Bu şekilde ekran testini yaptık. Ekranında herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Işık süzmesi vesaire bir problem yok. Bir sıkıntı olsa zaten ürünün garantisi var. Ekran 0'a 0 tam ekran kaplıyormuş gibi. Aynı zamanda cihazın hani diğer özelliklerine geçeceğim. Cihazın tasarımı gerçekten hoş. Tek elle çoğu yere hani böyle hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Mesaj vesaire her şeyi de yazabilirsiniz. Mesela bir numara yazmak istediğim zaman direkt böyle bu şekilde yazabiliyorum yani. Hani diğer telefon elimi hareket ettirmeden parmaklarım çoğu yere ulaşabiliyor. Bu şekilde ürünün hissi kullanma hissi gerçekten hoş. Ama dediğim gibi hafif bir cihaz. Ürünün bir adet içerisinden Type-C Type-C kablo çıkmakta. Ürünün adaptör kutudan çıkmamaktadır. Anlık işlemler hızlı ve seri. Kamerası 30 zoom'a kadar gidiyor. 3 adet kamerası bulunmakta. Bunlara da değinmek istiyorum. Cihaz S21 Fe 5G olarak gelmekte. Renk olarak bu renk Phantom Grey olarak geçiyor. Phantom Black olarak geçiyor. Şöyle odaklayayım. Aynı zamanda ürünün Phantom Violet'i var ve Phantom Silver'ı var. Onları da şöyle kameradan gösterebilirim sizlere. Phantom Black, Phantom Silver ve Phantom Violet şeklinde biz Black'i tercih ettik. İşlemci kanalına geldiğimiz zaman işlemcimiz 8 çekirdekli. 2,2 GHz minimum hızla çalışıp 2,9 GHz'e kadar maksimum hızı desteklemektedir. Ekran kanalına geldiğimiz zaman ürünün çözünürlüğü 2400'e 1080 Full HD Plus olarak geçmekte. 16 milyon adet renk pikseli bulunmaktadır. Aynı zamanda 16 milyon piksel bulunmaktadır. Dinamik AMOLED 2X ekranı bulunmakta. Ekran olarak da 169,5 mm yani 6,7 inçlik bir boyutu vardır. Genel itibariyle bu ayarda, bu emsalde telefonlar 6 ile 7 inç arasında değişmektedir. Kamera kanalına gelecek olursak arka kamerası 12 megapiksel. Bir tane kamerası bulunmakta 64 megapiksel diğer kamerası ve artı 12 megapiksel 3 kameradan oluşmaktadır. Odaklama özelliği vardır. Lens kalınlıkları, çoklu seçim özelliği mevcuttur. Ön kamerada tam kamera o da 10 megapikseldir. Video çözünürlüğü olarak UHD, Ultra HD 8K'ya kadar 7680 4320 24 fps olarak video çekebilmektesiniz. Ağır çekimde 960 fps çekebilirsiniz. RAM'e gelecek olursak cihazın hafızası 128-256 diye gidiyor. Bu bizim aldığımız ürün 128 GB. RAM olarak da 8 GB. Bilginiz olsun. Bu 128 GB'ın yaklaşık 20 GB'ını sistem kullanır. Size 100 GB gibi bir alan kalır. Ürün şöyle bir güzelliği var. Çift SIM kart özelliği var. İki tane ayrı hattınız aynı anda kullanabiliyorsunuz. SIM 1 ve SIM 2 olarak ve Nano SIM olarak gömülü olarak da kullanabiliyorsunuz. Cihazda 4G ve 5G bulunuyor zaten hani üzerinden de S21 artı 5G de o 5'i kastediyor. USB çıkışlarına geldiğimiz zaman USB 3.2 hızlı ve seri bir işlemcisi var. Çıkış olarak Type-C çıkışı var. Burada Wi-Fi'de bildiğimiz özellikler. Bir de NFC özelliği var. Android sürümü Android 12. Ağırlık olarak da 200 gram gibi çok hafif bir ağırlığı var. Yani Wi-Fi'de 17 saate kadar bataryada kullanabiliyorsunuz. Pil saati de 4800 mAh. 75 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. 40 saate kadar aralıksız konuşabilirsiniz. Video oynatma süresi de 22 saate kadar. İnternet kurumu da yani LTE'de 5G'de de 15 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Stereo özelliği mevcut. Ondan sonra 4K, 8K videolar oynatabiliyorsunuz. Tüm formatları destekliyor. Ürünün Samsung tarafından 2 yıl garantisi var. Hani cihazla alakalı kısaca bir değerlendirme yapacak olursam, ürün gerçekten hafif bir ürün.